videoma hoş geldiniz. Bugün evden çıktıktan sonra videomu başlattım. Kahvaltıyı yapıp evden çıktık. Buca'ya gidiyoruz kayınvalideme. Biraz rahatsızlanmış kendisi. Onun yanına gideceğiz, oraya uğrayacağız. Oradan da işlerimiz var. Başka bir yere geçeceğiz. İşlerimizi halledip evimize geçeceğiz inşallah. Şöyle neresi burası? Bornova yoluna doğru giriyoruz şu anda. Oradan da Buca'ya geçeceğiz. Eve geldik. Ne oldu? Ay, akşamı da ettik ama yollarda. Şöyle ışığımı da ayarlayayım size. Ay, bir şeyler baktık. Annemi işte ziyaret ettik. İyiydi. Onu da annesine bıraktık. Yani büyük anneanneye uğradık. Annemi oraya bıraktık. Oradan da çocukların yatak baza falan ihtiyacı vardı. Yatakları biraz eskimişti. Yatak baktık. Bayağı bir yatak baktık. Ondan biraz oyalandık. Sonuçta aldık ama. Hafta sonuna doğru artık gelir. Benim de bir yemeğim yok. Ama şeyde dolabımda dönerlerim falan vardı. Bugün ekmek arası falan yapmayı düşünüyoruz. Böylece yemek derdim ortadan kalkmış oluyor. Şurada kahve ve kola bardakları. Öyle işte. Onların odaları temizlenecek yani bu hafta. Hem bazalar gelmeden önce temizlemiş olurum. Onların odalarının temizliği de aradan çıkmış olur. Şimdi ben artık ufak ufak yemeklerimizi hazırlayayım. Ekmek arası olduğu için basit olacak zaten. Yemeğimizi yeriz. Yemekten sonra da görüşürüz. Harika, muhteşem, müthiş bir waffle tarifiyle karşınızdayız. Biz de ilk defa yapıyoruz. Makinamızı denemek amaçlı. Ama hayatımda gerçekten ilk defa waffle yapacağım. Yani waffle'ı çok yememe rağmen makinem olmadığı için hiç waffle yapma şansım olmamıştı. Tarife göre dedi ki 2 tane yumurtanın akını vanilya ile birlikte köpürene kadar çırpın. Size gürültü olmasın diye ben de böyle köpürene kadar çırptım. Diğer taraftan yardımcım 2 yumurtanın sarısı burada. 2 yumurtanın sarısına ne ilave ediyoruz Simay? Toz şeker. Hemen şekeri alayım asistan hanım. Biraz hızlı lütfen. Çok yavaşsınız. Ne kadar şeker? 1 yemek kaşığı. Birazcık daha koyu şey olmadı, silme oldu. Az olmadı mı o? Hani 2 yapalım yani. Evet. Böyle biz kafamıza göre tarifi değiştiriyoruz. Ne yapıyoruz şimdi? Karıştır. Karıştırıyoruz. Şöyle bir kaşık şık alayım. Yani karıştırıyorum. 2 yemek kaşığı şekerle 2 yumurtanın sarısını da çırptık bir güzel. Ne yapıyoruz? Şimdi yumurta akıyla vanilya karışımı üzerine bunu dökeceksin. Bir orada şey vardı. Ne onun adı? Spatula gibi var ya. Diğer malzemeleri de dökeceğiz. Şimdi sen yanlış bir yaptın. Bir saniye. Şimdi yaptın. Daha bir şey dökmedim. Bundan kepçeyle alması daha kolay ama bu çok sığ. Bundan alamayız kepçeyi. Tamam, onun üzerine şimdi. Bir dakika daha bunu yapayım. Şunu lavabonun içine lütfen. Şimdi bunun içine ne yapıyoruz? Şimdi onun içine kabartma tozunu dök. Kabartma tozumuzu döküyoruz. Dökelim. Vanilyanın kalanını. Tamam, döktük onu. Tamam. Bir çay kaşığı biraz tuz. Bir fiske tuz. Çok kaçırma. Bir çay kaşığı diyor. Bir çay kaşığı tuz. Ama biraz daha az at bence. Çok attım. Evet, başka. Bu kabartma tozunu çöpünü de atsana oraya. Evet. Şimdi 1,5 su bardağı un. Süt. Süt de koyacağız anne. Acele etme. Acele etmeyeyim. Ne kadar süt? Bekle, ben söyleyeceğim sana ya. Önce un mu? Ben ne fark ediyor? Hepsini koyun diyor işte. Arkadan gelen mır mır sesler. Simay döktün unu. Ay beceriksiz. Bu 1,5 bardak un. Asistanımın beceriksizliği. Oraları sen temizlersin bak. Alakası yok. Var var, çok alakası var. 1,5 bardak. Kız döküyorsun onları her tarafa. 2 bardak oldu o un.
Bekleyeceğim. Olacak, bu problemlerin hepsi zamanla çözülecek, merak etmeyin. 1,5 bardak un. Dur şimdi. Evet, duruyorum zaten. Duracakmışım. Görüyorsunuz değil mi beni? Evet. Sütü ver. Niye veriyorum bardak burada? 1 su bardağı süt koyuyoruz. 1 su bardağı da süt koyuyormuşuz. Evet, ne yapıyoruz? Bitti mi? Çeyrek su bardağı sıvı yağ. Çeyrek su bardağı sıvı yağ. Çeyrek su bardağı sıvı yağ. Tamam. Tamamdır. Evet. Sarı bezi de alabilir miyim? Mutfağımızın olmazsa olmazı. Sarı bezimiz. Unumuzla işimiz bittiyse lütfen unu kaldıralım. Çırpıyor muyuz? Karıştır. Başka bir şey yok değil mi? Simay. Evet, tam unumuz. Çok güzel bir kıvam aldı muhteşem hem de. Tek kelimeyle fevkalade. Ben şu etrafını böyle şeyler oldu. Ha, yağ lazım. Makineyi yağlayacağız çünkü. Şimdi kaldırabiliriz. Mikserle de işimiz bitti herhalde. Onun da pişini çekeyim ve lavabonun içine atayım. Kaşık aldın mı? Şimdi bana kepçe. Bakayım. Yalnız görünmemek için ne mümkünse yapıyor asistanım. Bu biraz katı olmuş yani. Bilmiyorum. Tam ölçüsünü yaptım. Unları da sen verdin. Aa, azıcık olmaz daha. Olmaz. Şimdi ne var ki, çok güzeldir o. Hiç bozma tarifi. Ya ben iyice şey yapacağım. Çok az koydum. Gözüme katı geldi. Gözüne katı gelmiş. Birazcık süt ilavesi. Ben de şimdi makineyi yağlayayım. Dur ya. Duruyor mu zaten? Dur dur, bunu çırparım ben. Nasıl? İyi. Çok anlıyor. İyi. Anlıyorum, iyi ya. İyi, ben iyi, yaptım tamam. Daha önce. Yanmış kızım daha önce. Tamam, kızım yaptıysa yapacak bir şey yok. Makinamıza hemencik şöyle azıcık yağ döküyorum ki üstede. Yapışacak mı yapışmayacak mı hiç bilmiyoruz. Şimdi makinamızı görüyor musunuz? Görüyorum. Şimdi kepçeyi alabilir miyim? Fişimizi takıyoruz. Biraz un bulaştırmışız. Kaç dereceye alayım? 3. Hiç de bir fikrim yok kaç derecede olacağına dair. Kepçemiz geldi. Şimdi ilkini ne kadar dağılacağını, dağılmayacağını... Kepçeyi doldurmayacaksın ağzına kadar. Bu makine ısınık mı olacak acaba? Yeter. Bence birazcık makineyi beklemek gerekiyor. Azıcık ısınsın bence. Gerçi biraz sıcak. Kepçeyi de tam doldurma lütfen. Biliyorum anne. At, sen aç şunu artık. Bir şey ısınmamışsa. Açıyoruz, başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İlkini... Ne kadar dağılacağını bilmediğimiz için az koy da ikinciyi ona göre ayarlarız. Kapat. Haydi bakalım. Bunda süre müre de yok ama herhalde kendimiz bakacağız piş pişmediğine. Görüyor musunuz beni? Bakalım. Makine siyah zeminde görünmüyor diye altına şu el havlumu koydum. Şurası yeşilden kırmızıya geçti. Biraz dağılacak. Az koymuşuz hamurunu bir dahakine. Demek ki kepçemizi doldurmamız gerekiyor. 3 ayar bunun için gayet güzel. Yaklaşık 1 dakikada falan bu hale geldi. Demek ki ortalama 1,5 dakikada 3'te pişirecek. Şu ışık söndü 3,5'da. Şimdi makineyi de tanımadığımız için göreceğiz bakalım neler olacak. Bakayım mı? Bana şey versene. Spatula ile bak altı. O spatulayı ben ıslattım şimdi.
Dur bakayım bir şey bulayım ona ben. Olmuştur artık ya. Evet, biraz daha fazla koymamız gerekiyormuş. Yağ sürmemize gerek var mı acaba? Sanmıyorum. Bir yaklaştır, dökersin. Neye dökeyim ya? Biraz daha mı? Deminki bu kadar mıydı kepçe? Daha az koymuştum. Bu daha tam olur. Koyuyoruz. Bak döktüm bile. Dişlenmez. Yalnız hamuru şöyle göstereyim. Makine kendi sönüyormuş. Öğrendim onu da. Yani tam ölçüp kepçeyi tam doldurduğumda makineye denk geliyor. Üçüncüde tam ölçüyü anlayabildik sonunda. Kapattığımda şuradaki ışık yanıyor. Yandıktan sonra yeşil yandı şu anda. Ondan sonra sönüyor. Söndüğünde almamız gerekiyor. Onu belirtiyor. Şimdi çikolatalarını süreceğim. Meyvelerini koyacağım. Evde çikolata da böyle böğürtlendi sos var zannediyordum. Meğersem bitmiş. Her neyse, bizim amacımız bu hamuru denemekti ve makineyi denemekti. Bence çok güzel yaptık. Yani hamuru gerçekten şöyle tekrar göstereyim size. Çok güzel. Makinede yapıştırmadan pişirdi. Şimdi bol çikolatalı meyveli yeriz biz bunu. Bir dahakine de artık full malzemeli yaparım. Yukarıdan tabak indireyim. Evet, bunların üzerinde ne eksik? Çikolata sosu ve dondurma. Ama bir dahakine tam full yapacağım. Bu benim ilk denememdi hamur için ve gayet başarılı. Kardeşimden aldım bu tarifi. Hatta tarifi de ekleyeyim şeye, videonun altına. Bence hamur için çok güzel bir tarif ve birebir. Ne kadar çıkıyor söyleyeyim. 2, 4, 1 tane de orada var. 5, 6 tane çıkıyor. Yani bir 6 porsiyonluk bir hamur ölçüsü çıktı bundan. Gayet güzeldi. Şimdi biz bunları böyle az malzemeli olarak yiyelim. Bir dahakine full malzemeli olarak birlikte tekrar yaparız. Evet, waffle'larımızı da yedik. Afiyetle çayımızı da içtik. Ne yapıyoruz? Videomuzu sonlandırıyoruz. Müsaadenizi istiyorum. Bugünlük benden bu kadar olsun diyorum. Videoma ve bana destek vermek isterseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.